Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı hafta sonları efendim. Merhabalar. Bu koronanın çok acil bir şekilde bitmesi gerekiyor. Eğer bitmezse bende sakal kalmayacak. Durum bunu gösteriyor. Biliyorsunuz bu berber arkadaşlarımıza vesaireye çok sık gidemiyoruz. Gidemememizin sebebi biraz da korkuyoruz. Çünkü evde evladımız var vesaire var. Kimseye de sıkıntıya sokmak istemediğimizden dolayı bu tarz buluşmalardan olabildiğince uzağız. Kendimiz yapalım şu sakalımızı düzeltelim falan dediğimizde de ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Neyse kökümüz de elbet büyür. Bu hafta evin içine ne yazık ki giremedik. Hem elektrik fiyatı bekliyoruz, elektrik hattının çekilmesi için. Ardından bu elektrik hatları çekildikten sonra yere başlayalım dedik ama elektrikçi arkadaşlar birkaç kişi geldi, fiyat verdiler ama çok yüksek bir fiyattı. O yüzden malzemeleri biz alacağız ve bir elektrikçi ustamızı tutacağız. Yevmiye usulü yaptırmaya çalışacağız. Bu şekilde fiyatı daha uygun çıkacak diye tahmin ediyorum. Sizinle zaten bunu ayrıntılı olarak paylaşacağım. Biz bu bir haftada yani ortalama olarak 4-5 günde peyzaj işleriyle ilgilendik ve aynı zamanda ön veranda kısmını bir nebze olsun kalıbını ayarlatmaya çalıştık. Ustalarımız çalıştı. Akrabamız Yılmaz abi zaten eski videolardan da biliyorsunuz o geldi. Yanında personelleriyle beraber. Bir bahçeye gidelim. Neler yapabildik görün. En azından şu 4-5 günlük süreçte. Pazar günü güzel bir video hazırlayacağız. Yani çalışacağız ve hazırlayacağız. Ardından pazartesi günü de aslında birkaç tane iş var. Beton vesaire dökülecek. Ya pazar günü video paylaşırım veya pazarla pazartesiyi birleştirip pazartesi günü ayrıca bir video daha paylaşırım. Ama bahçedeki peyzaj düzenini görmek isterseniz buyurun yavaş yavaş gidiyoruz. Buradan bakıldığında belki çok bir şey görünmüyor ama az sonra ben kamerayı yavaş yavaş yaklaştıracağım. Evin arka kısmından kot farkının aşağıda olduğu kısma doğru bir su kanalı açıldı. Borular döşenecek. Yani foseptik çukuru ve mutfak çukuru için iki tane çukur kazdırdık. İkisi için ayrı ayrı kazdırdık. Foseptik çukurunu biraz geniş, mutfak çukurunu biraz daha düşük kazdırdık. Sebebi hani mutfakta yediğimiz gıdaların bu foseptikte birleşmesini istemedik işin açığı. Ahlaki bulmadık. Belki doğrudur. Yani bunda bir sıkıntı olmuyordur bilmiyorum ama bizim işimiz çok el vermediği için biz iki tane çukur kazdırdık. Onların içini piriketle ördüreceğiz. Evin önünde farkında mısınız bilmiyorum. Bir tahta yani lata örülü kalıp gibi. Şimdi oraya doğru yaklaşacağım zaten. Veranda kısmında bir düşüncemiz var. Farklı bir düşünce. Sizinle paylaşayım. Olup olmayacağı noktasında siz de bize fikir verirseniz çok memnun olurum. Bir de şurada kot farkımız vardı hatırlıyorsunuz ahırın olduğu yerde orayı komple düzelttirdik. Kepçe tam bir gün çalıştı burada. Tam bir gün dediğim yani sabah saat 10'da başladı. Akşam saat 6.30'da artık son buldu. Yani kış gelmeden kar yağmadan olabildiğince araziyi düzeltelim istedik ki baharda sıkıntı yaşamayalım diye. Şimdi yaklaşalım biraz daha neler yaptığımızı daha yakından görelim. Bu arada bu ahırın olduğu yerde biliyorsunuz dolgu toprakla yapmıştık biz bu ahırın olduğu yeri. Videoyu ilk kez izleyecek misafirler için o toprağın altında komple beton var şurada. Buradaki toprak ileride yıkılır, dökülür aşağıya doğru dediler. O yüzden oraya bir engel çektik duvar. Daha sonra piriketlerle böyle basamak 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 o toprağa doğru onu yaklaştıracağız. Ve orayı farklı bir şekilde kullanmayı planlıyoruz. Evet şimdi yaklaşabiliriz. Şimdi eski videolardan hatırlarsanız burası böyle açık değildi. Yani gözümüze bu kadar açık gelmiyordu. Buradaki şu kot farkını tamamıyla temizledik. Şurada şu kısmı üçgen bir şekil var gördüğünüz gibi. Hobbit evinin birincisini yapacağımız şekilde burayı ayarladık. Ortalama olarak benim şuraya kadar zaten toprak dolacak. Yani çatının o uç noktasına kadar dolgu olacak. Doğal olarak benim kafamın çok rahatlıkla girebileceği bir alanı Hobbit evi için şimdiden kazdırdık. Belki baharın yapacağız, belki Şubat'ta yapacağız, belki Mart'ta yapacağız. Tam bilmiyorum ama hava durumuna göre ayarlayacağız. Şimdi buradaki kanal da buradan geliyor. Şu kısımdan kanalaştırdık. Kanal buradan geliyor. Bakın burada iki tane çukur var. Güneşten görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam karşıdan vuruyor çünkü. Birinci foseptik çukuru burası. Mutfak için olan yer orası. Şuradan ikiye ayırdık. Lavabo yani mutfak gideri için burayı kullanacağız. Küçük çukur kullanacağız. Burayı da bu şekilde kullanacağız. Burada da şuradan bir kanal açtı kepçeci abimiz. Şuradan gördüğünüz gibi. Hani foseptik ileride dolarsa buraya bir boru atacağız. Tahliye gibi düşünün. Etrafı tabii ki piriketle örülecek ama tahliyesinde sıkıntı yaşamamak adına buraya böyle bir yer açtık. Burası eski sel yatağı. Eğer taşma olursa o borudan eski sel yatağına doğru dökülecek. Dolacağını tam tahmin etmiyoruz ama bu sel suları ve yeraltı sularından dolayı ne olacağı da belli olmaz. O yüzden tahliyesini şimdiden verelim istedik. Tahtalara gelince kalıba. Şimdi burayı dışarıdan bir anlatayım.
Şimdi şuradaki birinci seviye betonumuz vardı, şu kutunun olduğu yer. Orayı hizaya alarak, yani oradan gönyelediler, öyle söyleyeyim artık. Su terasını oradan aldılar. Buraya kadar yaptık. Şimdi şuraya kadar falan beton dolacak, parmağımın göründüğü yere kadar. Evin komple içi değil ama duvar gibi düşünün bu betonu. İçi dolgu olacak. Şuraya kadar beton olacak. Daha sonra buradan da 3 metre şuraya bir tane direk, işte kaç tane direk gerekiyorsa, bu veranda toplamda 6 metreye kadar uzatılacak. Büyük bir veranda olacak. Şimdi bunun bu şekilde yarıda kapatmamızın sebebi şu. Buradan şu direğin altına kadar olan kısmı boş olacak ve biz burayı odunluk kömürlük olarak kullanacağız. Görsel açıdan da orada odunların görünmesi ayrı bir güzellik katar diye düşündük. Ondan dolayı burayı 6 metre veranda olarak uzattık. İçine geleceğim zaten. Tam demirleri buranın atılmadı. Yarıda kaldı. İş pazartesiye kaldı ama şuradan geçersem güneşi arkamıza alalım ki siz çok rahat görün. Şöyle göstereyim. Aynen. Şuradan bir iç kalıp tahtası daha atılacak. Buraya duvar gibi örüyoruz. İçini komple dolgu yapıyoruz. Beton seviyesine kadar. Daha sonra ahşap sütunları, ahşap direkleri 6 metre uzunluğunda atarak buranın veranda şekilde oluşmasını sağlıyoruz. Burada yaptığımız çalışma tamamıyla bu. Camlarla ilgili olayı da söyleyeyim. Şu bizim ahşap işine döndü artık bu camlar ne yazık ki. Biliyorsunuz biz burayı lareks örmüştük. Ama bu yükseklik, şuradaki şu yüksekliği aynı şekilde cam makinesi almıyormuş. Kabul etmiyorlar yani. Ettiremedik bir türlü. Konya'da da çok fazla cam yok. 250 santimetre yükseklik, 250 santimetre genişlik olacak şekilde oraya cam kesilecek. En azından onun ölçüsü şimdilik çıktı. Aşağı tarafta şöyle bir boşluk var. Şu kadar şöyle. Oraya da aynı şekilde iki tane dikdörtgen gibi düşünün. Yamuk ama o tarzda iki tane cam yapılacak. Oranın şu sütununun nasıl atacağımızı ayrıntılı olarak çekeceğim. Pazar günü ya da pazartesi günü zannediyorum sizlerle beraber olacak o video. Hani en azından cam bölmelerini nasıl yapıyoruz? Kendi başına cam bölmek isteyen varsa üçgen evde. Bir tanesini ayrıntılı çekelim çünkü hepsini ayrıntılı çekmemiştik şimdiye kadar. Şimdi ilerliyorum. Şöyle gelelim. Burada bir dolgu vardı. Şurası şu an şurası da aynı şekilde kapalıydı. Çok geniş bir alan oluştu burada. Farkındaysanız burada da aynı şekilde bir kalıp örülü. İçine demirleri vesairesi atıldı. Yalnız burası tabii ki sıkıntılı olduğu için bayağı bir 5-10'larla falan desteklemeye çalıştık. Her ne kadar takviyeleri sağlam olsa da ne olur ne olmaz diyerek böyle bir şey yapıldı. Burası beton dökülecek, kurulacak da kuruyacak, daha sonra belli bir seviyeye kadar toprak çıkartıldıktan sonra basamak 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 biz burayı artık öreceğiz, öyle düşünün. Buradaki toprağın aşağıya doğru inmesini bu şekilde engellemiş olacağız. En azından o sıkıntıdan kurtulalım istiyoruz. Hava çok güzel ama bu güzellik bizi biraz korkutuyor yani. Kış aylarında havanın böyle güzel olması biraz tedirginlik verici. Burayı tamamıyla açtırdık. Yani tesviyesini yaptırdık. Aşağıya doğru tatlı bir meyili var. Yağmurda vesaire de sıkıntı olmasın diye. Bir de yağmurda şuraya çok fazla su dolar diye düşündük. Kot farkı vardı orada. Ahırla seviyesini sıfırlattırdık. Buraya nasıl bir şey yapacağımızı da şimdiden söyleyeyim. Hobbit evleri zaten buraya yapılacak demiştim. Hani artık süs olarak mı yapılır, nasıl yapılır bilmiyorum ama bir şekilde ayarlayacağız. Ya da kümes olarak yapılabilir. Tam bu ortaya, şuraya bataklık havuzu yapacağız. Ve bu bataklık havuzunu da kendimiz yapacağız. Onu da nasıl yapıldığıyla alakalı zaten videoyu paylaşacağım. Bataklık havuzu diye yaptırmamızın sebebi, şimdi bu tarz yerlerde çok fazla su yok. Ve bu kuyudan çektiğiniz suyun da temizlemesi vesairesi çok sıkıntılı. O yüzden berrak suda havuz yapmak derdinden çıkıp artık bu bir yeni trend. Bu tarzda bataklık havuzları yapılıyormuş. Biraz da araştırdım ve bataklık havuzları çok güzel görünüyor gerçekten. İnternetten araştırabilirsiniz. Hem bu doğadaki, tabiattaki kuşlara bir su içebilecekleri alan olur. Hem de bizim için orada bir görsel katar diyerek oraya bataklık havuzunu yaptıracağız. Evet, şuradan böyle geldiğimde çok rahat bir şekilde şurası görünüyor. Burası tamamıyla şu an düzeltildi. Ahır yapılacak. Hayvanlar için bir çit alanı tabii ki gene aynı şekilde koyulacak. Bir yürüyüş yolu yapılacak içinde.
Orayı da o şekilde hayvanlarımız için ayırmış olduk. Zaten evin sağ tarafını sebze yatakları için ayırmıştık. Burayı hayvanlar için ayırmıştık. Buradaki şu kısmı da şuradaki iki pelit ve üç pelit ağacının olduğu yere de güzel bir kamelya yapıp, büyük boyda bir kamelya yapıp oturma alanı, yani gelen misafirlerimize vesaireyle akşamları oturma alanı yapmayı arzu ediyoruz. Durum el verir. Para kazanabilirsek tabii ki. Para olmadan bunların hiçbirisi olmuyor. Evet, durum bundan ibaret. Ne yazık ki biraz hafif video oldu bu cumartesi için ama pazar pazartesi için güzel bir sözüm olsun. Daha da biz ilerleyelim aynı zamanda. Çünkü güzel malzemeler de aldık. Ağaçlarımız vesaire geldi. Şu an malzeme eksiğimiz yok. Elektrikle ilgili olan şeyi de çözdük. Elektrik hattını, yani duvar kısmından belki biz bir boru geçerek götüreceğiz ve yerin rabıtaların döşenmesinde birazcık zaman kazanmış olacağız. Yerin döşemesi bizim için çok dert değil. Yani çok hızlı bir şekilde yapılacak bir şey. Belki bir gün içinde tamamıyla bitireceğiz zaten. Ama onunla ilgili de ayrıntılı video çekmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir evin şah damarlarından birisi artık o zemin. Zemini nasıl yapıldığıyla alakalı bir video muhakkak paylaşırım. Ama öncelikle şu ön camın o tekrar yeni bir bölmesini nasıl yapıldığını çekeceğim. Ardından da zaten camları bekleyeceğiz ki önümüzde bir de yılbaşı dönemi var. O yılbaşında da zaten 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı bu cam işi artık uzadığı kadar uzayacak gibi görünüyor. En azından 10-12 gün civarında uzayacak. Durum bundan ibaret. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.